Yara son günü, o son panelimiz olacak. Çok da hoş bir bizim için etkinlik oldu. Çünkü aslında biraz da Tarih Vakfı'nın devamlılığını, sürekliliğini de gösteren bir panel olarak düşünüyoruz bunu. Neden? Çünkü bir yaklaşık 22 yıl önce bir sempozyum düzenlenmişti. İstanbul Ütopyaları üzerine. Onun üzerine de İstanbul Dergisi'nde de bir dosya çıktı. Ve bugün burada yapacağımız panel aslında onun aynı bir taklidi ya da aynısı değil tabii ki. Ama o zamandan bu zamana, o zaman bunun üzerine düşünmüş olan insanları tekrar bir araya getirerek burada bunun üzerine düşünmeye devam etmek istedik. Bu serginin de bunun için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yok olan üzerine düşünmek. Yok yer üzerine düşler genel başlığımız. İki panelden oluşuyor. İlk paneli yok olandan yok yerlere. Bir sonraki panelimiz de saat 4.30'da olacak. Ütopist vizyona dair düşünmek olacak onun da başlığı. Dinamik bir şekilde konuşmacılarımızı sizlerden sorular bekliyoruz ama kendi aralarındaki tartışmaları Ütopya deyince tabii akla hep geleceğe dair bir şey geliyor. Bir gelecek kurgulamakla bağlantılı bir şey geliyor Ütopya kavramsal olarak. Ancak bence bu paneli düzenlerken bu da aklımızda çok vardı. Ütopya aynı zamanda aslında bugüne dair bize çok şey söylüyor. Yani bugüne dair bizim düşünebildiklerimiz ve eleştirdiğimiz şeyler üzerine çok şeyler söylüyor bizim vizyonumuz. Ve zannediyorum ki aslında bugün bunun üzerine, yani bugüne dair, geleceğe dair ve kendimize dair düşüncelerimizi ve eleştirilerimizi de bugün dinleyeceğiz. Ben şimdi panelistlere bırakıyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum ve panelistlerimize de çok teşekkür ediyorum bizi kabul ettikleri buraya geldikleri için. Hoş geldiniz. Biraz geç başladık. Başlayalım. İstanbul'un hali belli. Bizim de zaten 15 dakikada bizim kafasında tolerans belirlediği için sanıyorum çok da geç kaldığımızı düşünmeyiz. Biz aslında 5 kişi olarak düşünülmüştük toplantı. Ama anladığım kadarıyla falan rahatsız yaşadık. Gelelim. Dolayısıyla 4 kişilik bir heyetle karşı karşıya geleceğiz. Demin söylediği gibi bundan 20 sene önceki bir İstanbul sayısı dergisinin köpe sayısıyla bağlantılı giden çerçeve içinde herhalde düşünüyorum. Ama illaki o metinler, o derginin söylediği ne olduğu noktasında kalmayacağız. Ne çok farklı ürünlerden bakmak hakkımız olduğunu sanırım. Biz 4 kişiyiz. Orhan, Siliyer, Tarih Vakfı macerasının İstanbul üzerine düşünme gayretlerinin bir eski, en eskilerinden bir tanesi, eski bir mücadele. Biliyorsunuz, 30'lu yıllar Tarih Vakfı'nın bir örgünü yaptı. Hepimizden daha iyi uğraşlar nerelere çarptı, nasıl bakmalı, ne, nasıl bilgiler başladı. Onları belki direkt söylemeyecek ama herhalde bize arayacağız. Aykut Koçan, Kupoğlu'nun üzerinde mimari, mekan, düşünce, ideoloji, niyet, ideal ve güzellikler üzerine düşün.
Ben de bizim onlara ne söylerdiniz, onlara reaksiyon verdiğim kanka. Sen, Jean-François'la üçüncü mü olursun, ikinci mi bu şeyle akışta? Birinciyi aldık diye düşündüm. Üçüncü olmak gibi. Üçüncü de olmak. Hayır, bir hani şey olsun. Sen... Üçüncü olsun. Peki. O zaman öyle gidiyoruz. Kalbim kadarışlıyoruz. Nasıl istersen ama. İstersen ayakta çünkü yok. Yani evet, göster. Ayakta galiba daha iyi. Yani haksızlık olacak. Evet, ben de. O zaman. Evet. Evet, ben biraz bana söylenenleri uymaya çalışan bir insanım. Panelin aslında yok, yok olandan yok yerlere olunca ben burada uyuyacağım. Yani o çerçeve içinde şeyler söylemeye çalışacağım. Önce tabii yok yer kavramsallaştırma muhakkak pek çok kişi, pek çok arkadaşımız yok yer kavramının ne anlamına geldiğini biliyordur ama yine de yok yer kavramsallaştırmasının üzerinde en başta durmakta yarar var. Yok yer kavramını biz antroporop Marc Auger'e borçluyuz. Ve önemli bir kavram. İlk kez Marc Auger 1992'de yayınlanan Yok Yerler alt başlığı ise üst modernliğin antropolojisine giriş alt başlığı. Yok Yerler ne oluyor kitabında bu kavramı ortaya atar. Çok kısaca, çok özetle kitabı tabii burada size aktarmak değil diyelim. Şunu da söyleyeyim, Türkçe'ye de çevrilmiştir bu kitap. Yer Olmayanlar adıyla. Ama Norlio'nun doğru çevirisi bu panelin başlığına da konduğu gibi doğru bir şekilde konmuş. Yok yer daha doğru. Norlio'nun karşılığı yok yer daha doğru. Marc Auger isterler Marc Auger'in üst modernlik diye tanımladığı, isterseniz buna başka düşünürler bir modern sonrası dünya diyebilirsiniz, hipermodernite diyebilirsiniz ya da doğrudan dolayı küresel dünyanın mekanlarından söz edebilirsiniz. Ama modernite sonrası, modernlik sonrası dünyada görülen mekanların önemli bir özelliğinin yok yer olma olduğunu söylüyor. Yok yerden anladığı ise bir mekanın var olduğu yerle her türden kimlikleyici ve tarihsel ilişkiyi yitirmiş olması. Buna örnekler de verir Marc Auger. Aslında hepimizin bildiği, hepimizin tanıdığı örnekler. Alışveriş merkezlerinden otoyollara, oradan stadyumlara, havaalanlarına, terminallere. Yani küresel dünyada gördüğümüz ve gerçekten de hiçbirinin yere ait birinin bir kimlikleyici özellik taşımadığı dünyada kürenin hangi noktasına giderseniz gidin aynı mekansal kurguyla, aynı mekan kimliğiyle karşımıza çıkan yerlerdir bunlar. Bir alışveriş merkezi, Pekin'deki bir alışveriş merkeziyle San Francisco'da ya da Türkiye'deki bir alışveriş merkezi arasında bu bağlamda, bu anlamda bir farklılık yoktur. Yani imanın çok esas bir meselesi olan içinde yer aldığı bağlamla o bağlamı tanımlayan yerle ilişkiyi ortadan kaldırmak yok ya. Bu ortadan kaldırma hatta oranın iklimine, iklimlendirmesine kadar gider biliyorsunuz. Hep iklimlendirilmiş klimatize mekanlarla vesaire vesaire. Şimdi Marc Auger'in tanımladığı anlamda yok yerlere İstanbul'da çok sayıda karşılaşmak mümkün. Hepimiz biliyoruz zaten eğer bir megapol düzeyine 17 milyona gelmiş olan bir büyük yerleşimin günümüz dünyasında yok yerden uzak olmasına imkan yok. Sanıyorum alışveriş merkezlerinin sayısı 100'ün üzerine çıktı. Kentin içine kadar giren kavşaklar, otoyollar vesaire vesaire. Yani gerçekten de tamamıyla yok yerin göbeğinde yaşıyoruz. Ama benim bugün aslında üzerinde durmak istediğim mesele bu değil. Bu çünkü eninde sonunda küresel dünyanın belki de kaçınılmaz bir yönü bu yok yerlerle ilgili olan. Ama ben bir başka şeyden söz etmek istiyorum. İstanbul özelinde meselemiz o çünkü. Tam da en fazla kim, belirli bir kimliği çok doğrudan yaşayan, tarihte çok doğrudan ilişki içinde olan yerleri biz nasıl yok yere dönüştürüyoruz? Asıl sözünü etmek istediğim şey bu benim. Yani hem de bunu çok doğrudan o kimliği var etmek için, o kimliği yeniden kurmak için
kez bir restorasyon oluyor. Kimi kez son sıralarda çok tartışıldığı gibi rekonstrüksiyon oluyor. İşte Taksim'deki kışlar örneğinde bu tartışıldı. Ama bunun pek çok rekonstrüksiyon, yapı rekonstrüksiyonu hiçbir şekilde özgün yapıya ilişkin belge olmadan söz konusu bir kısmı yapılıyor. Kimi kez de çok doğrudan dolayı onarım oluyor. Bu işin bir boyutu. Bu boyut üzerinde duracağım. Bir başka boyutu daha var. Aslında tarihle ilişki kurma adına, tamam bunun adına tarihle hiç ilişkisi olmayan bir sözde tarihsellik yaratma. Şunu biliyor musunuz? Belki bilmeyenler vardır. Bir şey söylemek istiyorum size. Tarihi yanında Fatih Belediyesi'nin bir uygulaması var. Fatih Belediyesi tarihi yanındaki bütün yapıların cephelerini sözde neoklasik, sözde bir tür neoklasik tarzda yeniden düzenlenmesini istiyor. Ve bazı örnekleri de görebilirsiniz. Ne gibi belirsiz cepheler bunlar. İşte silmeler, silme, gezen silmeler, bir takım profiller yapıyı dolaşan vesaire vesaire. Ve bununla aslında ve bunun burası tarihi yarımada olduğu için, yani burada yeni bir tarihsellik yükü olduğu için yaptığını düşünüyorsa o ve sonunda girdiği her yeri bir yok yere dönüşüyor. İlk başta ayrım 10 dakika dediğim için fazla uzatmayacağım. İkinci turda daha çok gelişebilirim. Ama başka bir şey yapmak istiyorum. Böyle spesifik bir teorik konuşmanın ötesine geçmek için. Şimdi size yine bizim hem de koruma amaçlılık için de bir müdahaleyle bir yeri nasıl yok yere dönüştürdüğümüzü iki fotoğraf üzerinden örneklemek istiyorum. Şimdi önce bir fotoğrafı görelim. Fotoğrafı da Roland Barthes'in değişik
İşte jeneratör, eczane, çeşitli saç şeyler. Bunlar da artık neredeyse surun bir parçasına dönüşmüş. Ben bu fotoğrafı belgelemek için, suru belgelemek için çekmişim. Bizans kapıları hepsini belgeliyorum. Tabi bu arada bir şey daha söyleyeyim. Arkada ise Hatun İbrahim Paşa Camii, Sinan döneminin camilerinde olan Hatun İbrahim Paşa'nın minaresini görüyoruz ya da Sinirli Kapı Camisi'ni. Şimdi bu yıl 1980'lerin başı, 80'lerin çektiğim fotoğrafı, 80 o civarında. Aradan 25 yıl geçti ve ben orada bir fotoğraf daha Merhabalar.
bıraktığı noktadan farklı bir noktada. Daha çok bir tarihçi ve tarih hakkıyla yaşamı iç içe geçmiş bir kişi olarak bazı şeyler söyleyeceğim. Ama umuyorum bütün bunlar aynı bütünün, tartışmanın parçası olur. 11 kişiyi aynı konuda tartıştırmak çok kolay bir iş değildir. Eğer sadece bazı kelimeler, bazı cümlecikler verirseniz, onların her biri kendi mesleki ilgi, kimlik, kişilik vesairesiyle birbirinden olabileceğinden de daha ayrı şeyler söylerler ve bir kolaj ortaya çıkar. Bu kolaj değil de bir tartışma ortaya çıksın diye özel olarak uğraşmamız lazım. Bu girişin bir parçası olarak yok yer kavramını kullanmayacağım. Benim için bugün burada tartışacağımız konu demin anlattığım kimliğin bir parçası olarak 1993 yılında İtopyalar ve Beklentiler Sempozyumu 21. yılında onu yeniden üretmek, tartışmak, bugüne bağlamak gibi bir yanı en önemli olan yanı. O yüzden ütopya terimini ağırlıkla kullanacağım. Ve ütopya terimini kullanırken de örneğin ikinci oturumda bize konuşacak arkadaşlarımızın bir bölümünde daha geniş, daha esnek bir ütopya terimini, sosyal proje, radikal talep, geleceğe ilişkin köklü değişiklik beklentisi ve benzeri terimleri kapsayan bir biçimde kullanacağım. Yaklaşımım daha çok Raymond Williams'ın sistemli ütopya terimiyle ifade ettiği parçaları olan, bu parçalardan büyüğe doğru gidilen, birbirini adım adım bütünleyen bir ütopya kavramına yöneliyor. Önce isterseniz bir somut bilgilenme sağlayalım ve hangi toplantının 21. yılındayız konusunda arkadaşımdan ilk yazıyı buraya almasını rica edeyim. Evet, haberi alabilirsiniz. Bu 1993 yılı Tarih Vakfı'nın kuruluşundan 2 yıl sonra bir koşuşma dönemiydi. Bu koşuşmanın düğümlendiği nokta İstanbul üzerine koşuşmalar idi. Çünkü 2010 yılında nasıl uluslararası Avrupa çapında bir projenin parçası olarak İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edildi ve uygulamalar yapıldıysa aynı biçimde çok daha küçük çapta, çok daha küçük bir bütçeyle Kültür Bakanlığı tarafından başında Fikri Sağlar'ın bulunduğu, Emre Kongar'ın müsteşarlığını yaptığı Kültür Bakanlığı tarafından 1993 yılı İstanbul yılı ilan edildi. Ve bu kapsamda daha yeni kurulmuş Tarih Vakfı bir dizi işe girişti. Bir sürü işin koordinatörlüğünü yapmaya girişti. Bunlar arasında özellikle üçü İstanbul'la ilgilenenlerin bildiği şeylerdir. İstanbul Ansiklopedisi bu kapsamda projelendirildi ve çıkmaya başladı. İstanbul Tarih ve Deniz Şenliği adıyla Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet'te de donanma şenlikleri biçiminde başlamış şenlik geleneği çok dar imkanlarda ama 40 kuruluşun işbirliğiyle gerçekleştirildi ve nihayet bütün bunların başında
İstanbul üzerine beklentiler ve ütopyalar sempozyumu adıyla bir sempozyum arkadaşı. Dikkat edin, bir iki aylık dönemde bir sivil toplum kuruluşu, iki sene önce kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu bir hummalı faaliyet içinde. Lütfen ikinci metni bu hummalı faaliyetin içinde demek ki 1993 İstanbul yılı kapsamında yürütülen, tümünü görebilirsek biraz daha küçültün sevinirim. Biraz daha. Bir faaliyetin parçası olarak da tarih farklı. Hala tam galiba oluyor. İki günlük bir sempozyum düzenlemeye karar verdi. Bu iki günün ilk günü İstanbul üzerine elimizdeki bilgiler ne tür bir İstanbul'a gittiğimizi, ne tür bir İstanbul'u beklediğimizi gösteriyor. İkincisi de İstanbul üzerine Ütopyalar adlı ikinci gün. Altındaki 4-3 isim göreceksiniz. Bir sempozyum düzenleme komitesi, tipik olmayan bir komite. Bir reklamcı, tanıtımcı, Türkiye'nin önde gelen reklamcılarından biri, reklam ekibinin sahibi Atilla Aksoy, Murat Belge ve Mete Tapan insanları buraya çağırıyorlar. Yalnız çağrılıların katılımına açık olacak bir şey. Yarımşar saat konuşma ve tartışma üzerine yürüyen bir çaba. Üçüncü metni isterseniz görelim. Dolayısıyla Arvin, senin hatırladığın derdinin ötesinde biz bir sempozyum yaptık. Ve bu sempozyum tıklım tıklım yeni açılmış bir salonda yapıldı. Eski adı biraz aşağı seviyorum. Eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi o sırada Tarih Vakfı'nın girişim kurulu üyelerinden biri olan ama vakıf kurulmadan önce vefat eden Tarık Zafer Tolayan'ın adını alarak yürümüştü. Burada dikkat ederseniz kamuya yansımış çalışmalar anlamında yeterince üretken olunmamış bir alanda bir kıpırdanma yaratmayı amaçlamak, düne esas olarak nostaljiyle bakmakla yetinen, bugünün dinamiklerini anlamayan ve yarınki İstanbul için yeni ve farklı modeller üretemeyen bir entelektüel ortamı aşmak için yan yana gelmek, bu alan anlamında küçük bir katkı yapma içeren bir çalışma. Evet, ne derseniz kapatabiliriz. Burada aslında kendisi de küçük bir ütopya üzerine hazırlanmayacağım ama Türkiye'nin tarihinde ilk defa bir sivil toplum projesi bir dizi hem de yelpazesi hayli geniş aydın yan yana geliyor. Bir meslek kuruluşu değil bu. Bir aydın girişimi tarih farkı. İlk az uğraşılmış neyle kolektif olarak hemen hiç uğraşılmamış. 2009'da çok sonra bu tür bazı kolektif uğraşılar oldu. Bir alanda ütopya geliştirmek, tartışmak alanında yan yana geliyor. Bunu çok dar imkanlarla yaygın bir İstanbul üzerine çalışma faaliyetinin parçası olarak yapıyor. İstanbul üzerine çalışma faaliyetinin de aslında bir ana projesi var. O da bir başka ütopya. İstanbul Kent Müzesi'nin kurulması ütopyası. Öyle bir müze kuralım ki Türkiye'de var olan müzelerden farklı bir anlayışla çalışsın, dinamik bir öğrenme merkezi olsun. Bu müzeye giden yolu da İdiz'e, İstanbul Ansiklopedisi gibi, bu Ütopyalar Toplantısı gibi, Deniz Şenliği gibi, onlarca başka yayın gibi yürütebilirim. Sanıyorum buradan biraz daha genel, soyut kavramlara doğru geçebiliriz. Ütopya terimiyle çoğu zaman hele de titiz dil bilim veya felsefe kaynaklı durumlarda gerçekten köklü bir kopuş, gerçeğin temel verilerini
sistemli ütopya dediği mantığın aslında bir uzantısı olan Ernest Bloch'un umut ilkesi terimiyle ifade ettiği hayvanlar ve insanlar aleminin bir temel güdüsünden ortaya çıkar. Var olanla yetinmeyen, başkasını iyisini umut eden, başkasından kötüsünden korkan ama bunun için bir aranışa giren hayvan ve onun ortasında da çok daha sistemli, çok daha gelişmiş insan çabası. Dolayısıyla ütopya terimini bu kapsamda daha felsefi yaygın kullanımından daha geniş ileriye ilişkin projeler, korkular diye aldığımızda aslında eleştiren bir yaklaşımın bir toplumsal bilinç değişiminin önemli köklerini de ortaya çıkartmış olabiliriz. Size şimdi çok kısa bir PPT göstereceğim. İstanbul'da yapılanların çok daha sonra, yaklaşık 14-15 yıl sonra Antalya'da Antalya'nın belediyesinin bulunduğu parkın içinde, lütfen hızla devam edelim. Acaba burayı bir kentsel kendini ifade merkezi haline getirebilir miyiz diye devam edelim lütfen. Bu parkın çevresini çok basit bir konstrüksiyonla devam edelim. Daha hızlı. Devam edelim. Çevirip orada kamuya açık, kentin en çok ziyaret edilen parkı hale getirebilir miyiz küçük projesini uygulanıp devam edelim. Somut ve yaklaşık 1 kilometrelik bir alan yaratıp bu alanın ilk servisi olarak da Antalya üzerine umutlarımız ve korkularımız adlı bir sergiyi Antalyalılara hazırlatıp burada bu hazırlama sürecinin sonunda Antalyalıların gördüğü bir çalışmayı örgütleme düşüncesi, İstanbul kaynaklı Antalya'ya taşınmış bir düşüncedir. İnsanlar belli somut boyutta bir kağıda, isterlerse fotoğraf, isterlerse devam edelim karikatür, isterlerse yazı, isterlerse kendi uygun buldukları başka bir metni kopyalayıp tek koşul var. O kent hakkındaki umut ve korkularını her yaştan, yalnızca isim, yaş ve meslek yazılıyor, ifade etmeye davet edilirler. Devam edelim lütfen. Bunun sonucu olarak devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Yaklaşık 500 kişi umut ve korkularını yazdı. Ve yaklaşık 100 bin kişi bu sergiyi ziyaret etme imkanına kavuştu. Devam edelim. Devam edelim. İstanbul için de aynısını yapmak mümkün. Devam edelim. Hızla şimdi bunu geçebiliriz artık, sonuca doğru gelelim. Çok yaygın bir tartışma, kimi yerlerde özel tartışma gruplarının oluşturulduğu, geceli gündüz ziyaret edilen bir yer burası demiş. Devam edelim hızla. Evet. Buna paralel olarak İstanbul'daki toplantının bir benzerini Antalya için ütopyalar ve perspektifler buluşması olarak ortaya koyduk. İstanbul'da bulunan insan malzemesinden hayli daha zayıf bir malzemeyi harekete geçirmek gerekti. Daha kritik olanı ve İstanbul'a göre daha başarılı olanı sadece o kentin entelektüellerini değil, aynı zamanda kentin 4 sırayla belediye başkanlığı yapmış yaşayan insanını da devam edelim.
devam edelim. Bu dört kişiyi de yan yana getirme olanağı oldu. Zamanımı aşmamak için hemen bir dakika içinde topluyorum. Bazen gerçeği yok sayma oyunu en genelinde umut ilkesi bir ütopyacılık. Bu gerçeğin duvarlarında delikler, boyutlar açma oyununa da, yani küçük ütopyalar için yan yana gelip olmaz, kabul edilmez, başarılmaz, bizde yürümez denen şeyleri yapma yöntemiyle de adım adım ilerleyebiliyor. Ve bu yöntemle yürüyen ütopyalar çok daha etkili olabiliyor. Çünkü nasıl sıradan her kişi kendisi farkında olsun, olmasın, bazı ideolojilerin etkisiyle günlük yaşamını belirlerse, milyarlarca kişi örneğin dinsel bakışın ütopyaları ve ideolojisiyle kendini belirlerse, milyarlarca kişi bugün yeni konservatizmin ve teknolojizmin mantığı ile dünyalarını belirliyorsa, ütopyalar için de aynı şey geçerli. Büyük ütopyalar, temel ütopyaların illa bazı entelektüeller ve bazı dönemlerde yazılmış şeyler olması gerekmiyor. Aynı şekilde sokaktaki her insan ütopya kırıntıları, ütopya parçalarıyla günlük etkileşimini düzenliyor. Eğer bu etkileşime daha büyük sayıda insan çekilebilirse, büyük ütopyalar için daha büyük bir yaşam alanı da açılabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aslında belki hem bunu söyleme açmak lazım diye ben de düşünüyorum. Ama galiba genel bir bağlantı içinde gidiyoruz diye düşünüyorum. İşte bana mesela bu söylediğinden sonra bana söylediği tam birbirini takip etmiyor gibi geldi ama sonra düşününce aslında bal gibi aynı büyük kaygının iki tane düşünüyorum. Onu tartışırken farklı farklı yolları bizi götürme ihtimali var. Çünkü biri daha konseptüel, biri daha sivil toplum gelişimciliğine gidiyor. Bunlar nasıl çözüyoruz? Bilmiyorum ama çözüyoruz. Yani, oradaki ömerdeki beklentileri devam etme süreci değil mi? Buyurun. Paylaşacağım. 1993 İstanbul'da ilk ciddi intiharının olduğu senedir. İstanbul bu kadar uzak bir zaman değil ama sadece 7 milyonluk bir metropol alanıydı. Halen mücadele alanına sahipti. 93 senesi cep telefonunun olmadığı bir metropolda yaşıyorduk. Artık hayal edilemez. 93 işte 2 milyon yabancı turistin bile olmadığı bir sene. 1 milyon motorlu araçın olmadığı bile bir metropol. Ahşap evler, taş evler daha çok sayıda olduğu bir sene 93. Fazla uzatmak istemiyorum. Fazla kişiselleştirmeden, yersiz bir İstanbul nostaljisini düşmeden, şehit olduğu, yok olmuş, her yerleşmenin ağrı, dayatma ve yok saymalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ve çok özlediğimiz, özellikle bu karışık zamanlarda İstanbul dergisinin izinde olmaya çalışalım. İlk olarak ben ne karamsar ne karamsar olmayacağım. Bu yok olanların silsilesinden bahsetmek istiyorum. İhmal,
hiçbir güvenliğin tedbiri alınmadan kavgalaşı kulağında çöken bina, süregelen gidişatın acı bir simgesi. Koran Gümüş'ü teşekkür ediyorum fotoğraf için. Bu tabii ki o tarihi ağırlıkların yok oluşunun bir örneği, sadece bir örnek. Bu hususun üzerinde durmama gerekmiyor maalesef. Herkese malum. Ve o tarihi ağırlıklar çoğu zaman miras olmadan, oluşturulmadan kaybolur. Sonraki. Yeni Kapı doğruları belki felaketin son halkası benim için. Her açıdan bir felakettir. İstanbul'un yatay silüetini bozan çok ağır bir müdahale. Hem de çok sinsi bir şekilde gerçekleştirilmiş hatırladığımız 2013 yaz aylarında hemen Gezi'den sonra. Ve bunun sonucunda bu işte tarihi ağırlıkların yok oluşunun sonucunda bu dolmalar hiç düşünülmemiş. Su kentinden kara kentine süreci bayağı devam etmektedir. Hatırlarsanız o malum İstanbul dergisinin sayısında su kentinden kara kentine isimli bir makale var. Ve bu vesileyle Samatya deniz sularına da yakın çevresi tamamen yok olmuş. Da çok zor bir, çok anlaşılan bir müdahale. İkincisine, ikinci noktaya geçecek olursak, o kalan doğa varlıklarını bu 20 sene süresince da yok olmuşlar. Veya çok ciddi bir şekilde seyrekleştirilmiş, gerek bitki orman örtüsü, gerek ise dereler söz konusu olunca geri dönülemez kayıtlar oldu. Burada da herkese malum. Doğa parçalanıyor, satılıyor, tahrip ediliyor veya çok yapay bir şekilde hiç bağlam ve sürdürülebilir kayıtsı olmadan takip edilir. Nerede takip edilir? AVM'lerde, ilçe belediye parklarında bir yanda tahrip ediliyor, öbür yanda korkunç bir şekilde, ilginç bir şekilde takip ediliyor. Dereler gömülüyor, kaplanıyor ve mahvoluyor. Bunun üzerinde durmama gerekiyor. Üçüncü düzlem, o yok oluş sürecinde o yerel melekler yok oluyor. 20 sene süresinde bayağı endişe verici bir şekilde kentsel dönüşüm uygulamalarına maruz kalan ilk mahallelerden Ayazma Mahallesi'nde olduğu gibi oradan gelen melekler tamamen silin ve o kentsel dönüşüm süreci dediğimiz tamamen bir unutturma süreci ve sil baştan gelen melekler mahveden bir süreç ve bir ilçe sayma süreci. Dördüncü düzlem, sosyal ve işlevsel çeşitlilik aynı şekilde giderek kaybolur. Evet. İstanbul'u İstanbul yapan bu sosyal ve işlevsel çeşitlilik giderek de yok oluyor. 2004'te başlatılmış olan Müzekent projesinin sonuçlarından biri muhtemelen o çeşitlilik. Kaybolmuş. Beşinci düzlem, o kentsel dokular çeşitliliği de yok oluyor. Mesela ilk nesil gecekonduları ki şehir geçmişine ait olan bir katman ve kabul edilmemiz gereken bir
bundan da ibaret çoğu zaman. Evet, teşekkür ederim. İkinci noktaya geldim. Her yerleşme süreci bu yok olma sürecini paralel olarak geliştirilmiş. Ve şehrin tek tipleştirilmesi bu da çok önemli bir süreç ve çok boyutlu bir süreç. Peyzaj ve kentsel dokunma açısından demin buna değindik. Tüketim ortamların açısından 93 senesi unutmamalıyız. İlk hipermarketin işte ortaya çıktığı sene Kozyatan'da AK Merkez'in işte açıldığı sene ve demin değinildiği gibi direkt o seneden itibaren bu tüketim ortamı daha çok sıradanlaşmış. O da sosyal ve mekansal ayrıştırma şekilleri açısından da bir teknikleştirilmeye tanık olduk. Bu korumalı sistem işte çoğalması ile birlikte. Aynı zamanda belki en çok endişe verici yönetim tarzı açısından bu da inanılmaz bir yetsinaklık işte ortaya çıktı. Ve yaşamakta olduğumuz kentsel politikaların merkezileştirilmesi buna, bu teknikleştirilmesine kaçınılmaz bir şekilde neden oluyor. Modeller inanılmaz az, inanılmaz boş yönetim modelleri ve hiç tartışmalara açık değil. İkinci düzlem teknikleştirilmesi açısından bu tek tarih yönetimi Aykut ona değinmiş ama her yer Osmanlı, her yer fetih özetlemek için bunu diyebiliriz. Mart 94'ten itibaren hızlandırılmış şekilde şehrin üstünde dolaşan bir daimi bu tek yönde fiziki ve yazılı tarihin yeniden tarihin yeniden yazılmasına neden oluyor. Bunun sonucunda sözde tarih görünümlü olan tarih olana giderek gölge düşürüyor ve inanılmaz gençler için mesela bir karşılık oluyor. O işte sahte Aykut'un dediği gibi sahte tarihsellik ile geçmişten kalma tarihsellik arasında. O aynı zamanda tek gelecek, tek mutluluk işte dönemi yaşamaya başladık. Sanki kentsel moderniteye ya da medeniyete doğru tek dayatılmış ve tepeden inme sanki tek bir yol varmış gibi ve bu çerçevede çoğulculuk gerçekten bir engel olarak algılanmaya başladı. Yavaşlatıcı bir engel. Bu işte büyük proje, bu büyük dönüşüm hırsı çerçevesi. Özetlemek gerekirse tanık olduğumuz değişimlerin çoğu kentimizin özelliğine çok ciddi hasarlara neden, tahriplere neden oldu ve dünya kenti olmak istemek güzel bir şey olabilir ama işte yaşadığımız İstanbul'da bu amaç çok yüzeysel bir çabalara neden olduğu
çok ciddi tehlikeyi yol açtılar. Daha çok bir kimliksizleştirmeyi neden oldu. İşte kısaca tablo karamsar olmak istemiyordu. Karamsar da istemiyordu. Ama bu tablo işte baş başa olduğumuz bir tablo ve ben hareket ederek tabii ki çözüm üretmemiz lazım. Kolay bir şey. Anlasın. Şimdi gerçekten bir noktada çok üzerinde durmak istiyorum. Jean-François'un en başta belirttiği Yeni Kapı'daki dolgu İstanbul'a bugüne kadar yapılmış olan en vahşi müdahaledir. Tamam, evet onu diyorum ama resmi olarak tarih yanımındayla Maltepe arasında da bir fark var. Yani tarih yanımından bahsediyoruz. Tarih yanımında. Tarihi yarımadanın biçimi değişmiş durumda. Yani böyle bir şey olur. Yani her şey bir yana deniz, Jean-François'un dediği gibi sur deniz ilişkisi zaten kopmuştu, iyice koptu vesaire vesaire. Tarihi yarımadanın denizle ilişkisi değişti. Ama tarihi yarımadanın topografyası, formu, biçimi yani nasıl böyle bir hak bulunabilir? Nasıl bir koruma kurumundan geçmiş, geçti mi, geçmedi mi? Yani gerçekten inanılır gibi değil. Yani gerçekten İstanbul bu Haçlılar döneminde bile bu kadar vahşi bir müdahaleyle karşı karşıya gelmemiş. Açıkça söylüyorum. Yani Haçlıları bir dönem haklısı değil, gördüm ben de bakıyorum. Aslında ya ben de söylenenler üzerinden çalışacağım ama önce gene söylemeden üzerinden gideyim. Zaten 20 sene önce yazmış olduğum şeyi gene söylemeye isteyeceğim şey. Onun için söylenenler üzerinden gideyim. Hani ben karamsar olmak istemiyordum başında bir şansla. Ama sonra düşündükçe ve yazdıkça, yani baktıkça ortaya karamsar olmak için bir sürü deli olduğu çok tepki veriyor. Ama hani zaten çok değişik. Birisi herhalde çok yaşanan hayattan memnun değildir. Yani ütopya ile meşgul olmak veya ütopya denilen şeyi hayal halinizin içine sokmanız için zaten derinden bir tespitiniz var demektir. O derinden tespit İstanbul'la ilgili düşünüyorum. Şimdi yani ben bu dördünüzün ortak rahatsızlığı ne? Yani Aykut'un söylediği gibi aslında bir ihanet. Yani bir kentin 2000 yıllık zenginliğine, karakterine ihanet. Bir tanesi bu. Ama bu mesela benim için onun iki kadar önemli değil. Zaten öyle yani fark arada şey ihanet olduğu da anlaşılıyor. Ama kaç numara ihanet? Mesela senin 46 numara ihanet. Benim bakımda 17 numara. Farklı bir adım. Yani mesela bir başka bir şey, gece kondu mahallelerinin yok olması bir başkası bakımından Jean-François dedi ya, karakterinin içinde gece kondular da var. Onun kimliğini tarif eden şeylerden bir tanesi de oldu. Ve onların üstünden geçiyor yeni kardeşlerimiz. Boylarca. Bir başkanımız için belki evet, o da karakterin parçasıdır ama mesela Jean-François için bu 46 numara bir ayakkabının içinde mahvede. Orhan dedi ki yani, küçük küçük insanların mücadelesiyle o büyük resim başlangıçta belki değil mi? Çizilemese bile o resme gidecek olan şeyler denemeler yapılır ve onlar etkili de olur. Birimiz diyebilir ki bunlar aydın şey. Kaygısı, aydınların kendi kendilerine çabalamaları, çırpınmaları falan. Aslında kendilerine düşen görevi yerine getirme takvimi için yapılan şeyler. Denebilir. Neyi seyrediyoruz öyle dersiniz?
Yani şimdi hava ilkimizi ortaklaşarak senden birleşmen bir mutlu. O da iki şey. Bir tanesi geri dönmeyecek şekilde bir şeylerin yok edilmesi. Bir ikincisi de saygısızlık. Yani geçmişe saygısızlık, karaktere saygısızlık, bana saygısızlık. Yani buradaki mesele mimari bir problem, sosyolojik bir problem olduğu kadar bir de galiba yurttaş haysiyetiyle ilgili. Yani kentteş haysiyetiyle ilgili. Yani Zakon Federal'ın içinde nasıl böyle bir şeyi cüret ederler insanları danışmadan, yani iki bildiğin bir şeyi kendi bildiğin gibi mahvetme hakkı nereden bulursun sen? Küstahlık diye. Dolayısıyla galiba hepimiz birleşen çizim, ben öyle biliyorum ki. Bir tür eşek verilir. Bir de şeyin yok edilmez. Bir karakterin, bir bilinçliğe karşı. Yani 2000 yıllık bir zenginliği yok eden beni hangisiyle karıncaya, böcek bulunuyor. Ne hakkı var onun duygusuna? En azından ben öyle yaşadım sanıyorum. Benim baktığımızda. Bu şeyi arda arda getirmek mümkün. Yani gerçekten iki üç şey şu anda bir arada. Niye biz de oluyor da başkalarına oluyor diye yani meşhur sorumuz vardı ya. Biz şimdi çok büyük hızla geçiyoruz. Her sene Fransa nüfusuna benzer nüfus geliyor kentimize. Yani dolayısıyla bunun bir özlü var diye. Yani bu kadar hızla kalana kimse muhatap olmadı. Peki bu bir. İkinci bir şey belki ne üstümüze geliyor? Yani üstümüze büyük kitleler geldiği gibi Afas Obezon dediği şekilde yani bir tek tip medeniyet anlayışı, tek tarih algısı ve tek tipleştirme şeyi akıyor, ideolojisi akıyor, ideolojinin yetekliğine bölünmüş enstrümanları ortada değişen bir, yani bunu sadece AK Parti mevcut hükümetle ilgili olduğunda sanmıyorum ama orada artık bu en çıplak şekliyle gözüküyor. Yani düz mühendis aklıyla. İşte şeylerin işleri artık bunun engel tanımayan, sivrilmiş para aşkı. Küt kafa, sivrilmiş ve mühendis aklı. Aslında görüldü.